Er-Rahman. Hatırlarsanız daha önce birçok efendim tefsirlerde yeri geldikçe söylemiştik, anlatmıştık. Hakeza Fatiha suresinin ve Besmele-i Şerife'nin tefsirlerinde de daha evvel sizlere demiştik ki Besmele-i Şerife'de ki sırlar, hikmetler aslında Halifetullah diye tanımlanan insanı kamil diye diğer tabirle tabir etmiş olduğumuz insanlarda cem olan bir hususiyettir. Toplanmış bir hususiyettir. Yani insanın asli itibariyle sırrı Besmele'de saklıdır. Besmele-i Şerife'nin sırrı ise insanda saklanmıştır. Allah Celle Celaluhu Fatiha suresiyle dalinden itibaren aşağıdan yukarıya doğru bir nevi basamak gibi düşünecek olursanız dallin sapıtmışlar, dalalete uğramışlar anlamında Fatiha'nın en sonundaki ayet aslında bir nevi Tin suresinin de Sümmeralednâhu esfele safilin ayetlerinin olduğu yerdir. Yani dünya serüveni insanın dünyadaki aşağıların en aşağısı olan alemden, yukarıların en yukarısı olan işte bu sadakat meclislerine, hakkın katına, kulluk makamlarına, gerçek tevhidin son basamaklarına ulaşacak olan bu kutsi yolculuk ne yapılmış? Fatiha suresinde anlatılmış. İşte dallin aynı böyle esfere safiline bakan kısımdır ki o tefsirde de beyan etmiştik. Demiştik ki aslında kul Fatiha yukarıdan aşağı okuruz ama seyri sülük denilen şeyde aslında Fatiha tersten gidilen bir yoldur. Böyle bir hikmet zuhur eder. Çünkü bütün insanlar sadece Hristiyanlar, efendim sadece Yahudiler değil, bütün insanlık sapıtmışlık halindedir asli itibariyle. Bunu o tefsirlerdeyken de zaten Fatiha'nın tefsirinde kısmen de olsa vurgulanmıştır. YouTube'da da olacaktı onun bir benzeri bir tefsir. Seyri sülük ve Fatiha'nın ilişkisi diye yanılmıyorsam öyle bir kısa bir tefsirimiz olacaktı. Oraya da mesela sonra bakarsınız, dinlersiniz. İşte dallinden yukarı doğru kişi terakki etmeye başlar. Nimet verilen insanların en'amte aleyhindeki ihtinas sıratal müstakim yani doğru yolda giden ve nimet verilen zatlar kimlerdi bunlar? Dört zümreydi. Nebiler, sıddıklar, şehitler değil mi? Salih zatlar. Bu dört zümrenin sadece yolunun dost doğru yol olduğunu Allah Celle Celaluhu beyan etmiş. Ki Fatiha'da da bizlere günde belki 40 defa ve fazlasında o doğru yolda giden sırat-ı müstakimde doğruluk efendim yolunda ilerleyip doğruluk meclisine, sadakat meclisine giren bu kusi kulları ne yapmış? Övmüş ve bize haberdar etmiş. Demiş ki sizler de böyle dua edin. Onların yoluna efendim ilerlemeyi isteyin. Çünkü Allah-u Teala'ya gidilecek başka bir kanal ve yol yok. Mecbursunuz. Nebilerin yolunu takip etmeye, mecbursunuz şühedanın yolunu takip etmeye, mecbursunuz sıddıkların yolunu takip etmeye, mecbursunuz salih zatların yolunu takip etmeye. Başka da bir alternatifiniz yok. Beşinci bir grup yok. Bunlar diyor değil mi? Ayette Nisa 69'da ne güzel arkadaşlarlar diye de övüyor onlar mesela. İşte kul bu bilinçle terakkiye başladığı zaman, amele taate başladığı zaman işte Fatiha'yı tersten düşünün, yukarıya doğru gelin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim ayet-i kerimesindeki işte Rahim esmasında rahimiyet tecellilerine mazhar olmaya başlar. Rahimiyet tecellilerine mazhar olmaya başlayan bu kul aynı zamanda efendim Allah Celle Celaluhu'nun da imtihan anlamında mevzuya bakacak olursak neyidir? Mekirleriyle muhatap olan kuldur. Çünkü bu kul bu süre içerisinde nefsin irvalarına karşı mücadele vermiştir. Nefsin şeytaniyet taraflarını ne yapmıştır? Bir şekilde izale etmiş. Daha sonra şeytan vesveseleriyle muhatap olmuş. Şeytanın bütün şeytani vesveselerini
bertaraf etmiş. Efendim Rahimi, Rahim isminin olduğu yere gelince artık şeytan aleyhillâne ne yapmış? Rahmani perdeden vesveseler ve tuzaklar kurmaya başlamış bu kula. Burada normalde tecelli eder. İşte burası seyri sülük ruhani'de Allah'a gidilen yolda efendim birçok salikin ayağını kaydırmış olduğu şeytanın yerlerdendir. Çünkü burası rahmaniyet perdesinden gözüken şeytani tuzaklardır. Ama rahmaniyet perdesinden sunulduğu için 500 bin civarında rivayetlere göre efendim rahmani vesvesesi vardır şeytan aleyhillâne'nin. Bunlar eski ulemaların muhatap olmuş olduğu tuzaklardır. Bunlarla da alakalı zaten kısmen bilgilendirmelerde biz daha evvel ne yapmıştık bulunmuştuk. İşte Rahim esmasının bu şeytanın rahmani vesveseleriyle de muhatap olup bunu da Allah'ın izni ve inayetiyle, yardımıyla Fettah ismi şerifi gerek. Fetih suresindeki Fethem Mübina ayetlerinin işaretiyle kazanan bir kul, geçen bir kul artık en son mekri ilallah dediğimiz Allah'ın mekirleriyle Allah'ın bu sefer birebir tecelli suri gibi imtihanlarıyla ne yapar? Muhatap olmaya başlar. İşte burayı da geçtikten sonra en son kişi ne yapar? Rahmaniyet makamına ulaşır. Rahmaniyet Allah Celle Celaluhu'nun kardeşler Rahman ismi ve Rahim ismi bizler 99 Esma-i Hüsna'yı incelediğimiz zaman Rabbimiz Teala'nın sonsuz Esma-i İlahileri olmasına rağmen ki ilahi kaynaklı tüm kaynaklara biz baktığımız zaman Yahudi, Hristiyan, işte efendim İslam kaynakları açısından baktığımız zaman rivayetleri şöyle bir toparladığımız zaman ise bütün bu kaynaklarda bildirilen işte 3000 civarında Rabbimiz Teala'nın Esma-i İlahisi olduğundan bahsedilir. Oysa Esma-i İlahiler sonsuzdur. Daha evvel bunlardan da kısmen bahsetmiştik. Kısmen bahsettiğim için yani kısa kısa geçiş geçiyorum, vurguluyorum. Asıl anlatmak istediklerim çünkü önemli. İşte 99 Esma-ül Hüsna'nın özelliği neydi? Ne demiştik? Demiştik ki bunlar cem edici özellikleri taşıyan esmalardır. Yani her bir ismin altında 5 isim, 6 isim, 10 isim saklanmıştır. Toplayıcı özelliğe sahip. İşte Esma-ül Hüsna'nın bu 99'un da kendi arasında yine böyle daha çok kapsamlı, daha çok toplayıcı özelliği taşıyan isimler vardır ki işte Rahim Esma-i Şerifi ve Rahman ismi şerifi ve Rab ismi şerifi ve Allah lafzayı celali böyle isimlerdendir. Ki en büyüğü ise 99 Esma-i Hüsna'nın biliyorsunuz Allah lafzayı celalidir ki Allah lafzayı celali bütün Rahman ve Rahim gibi isimleri de içinde cem eden efendim tüm 99 içinde cem eden bir hususiyete sahiptir. Allah Celle Celaluhu iki büyük vasfını kainatın yaratılmasına sebep göstererek birçok ayeti cellelerde ve Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin biliyorsunuz Beraetün ayetleri hariç, Tevbe suresinin yani başı hariç 113 surenin başında besmele ile başlamasının en büyük hikmetlerinden birisi işte bu. Sanki bizlere mesaj veriyor. Diyor ki kainat Bismillahirrahmanirrahim isimlerinin tecellisiyle yaratılmıştır. Nitekim de gerçekte de öyledir. Hakikatte de öyledir. Rabbimiz Teala Besmele-i Şerife'nin her bir harfine karşılık binlerce alem halk etmiştir. Hal böyle olunca Rahman ismi şerifi bütün varlıkları kapsayıcı bir özelliğe sahiptir. Rahim ismi şerifi ise inanan,
gönderilen peygamberlere iman eden, Allahu Teala'ya iman eden kullara iman nuru kalplerine yakan, o nuru ilka eden ve o kullarına karşı acıyıcı, şefkatli, merhametli olan bir esma-i ilahidir. Yani özel bir isimdir. Er-Rahim esması umuma bakmaz. Sadece iman edenlere mahsus bir esma-i ilahidir. Ama Rahman esma-i şerifi geneldir. Yani ayrım yapmaz. Rahman ismi ateistin de, dinsizin de, imanlının da, imansızın da, insanın da, cinin de, affedersiniz itin de, efendim böceğin de, çiçeğin de, bütün mahlukatın rızkını veren ve onları denetleyen, asla onlar arasında kulluk anlamında ayrım yapmayan isimdir Rahman ismi. Rahim ismi ise biraz nedir? Biraz önce de dedim, özel bir isimdir. Yani sadece gelen kitaplara, gönderilen peygamberlere, iman edenlere acıyan, merhamet eden özelliklere sahiptir. Kaldı ki ulemanın ifadesiyle anlatacak olursak ne diyorlar? Diyorlar ki Allah Celle Celaluhu tabiri caizse rahmetinin %99'u ahirete sakladı. Ahirette tecelli ediyor. %1'i burada tecelli ediyor. Diyorlar ya. İşte buradaki o rahmet dedikleri müminlere, inanan kullarına özel olan rahmettir. Yoksa Allah ahirette kafire de rahmet edecek anlamı çıkmaz burada. Allah ahirette kafire adil esmasıyla tecelli ederken müminlere, inananlara işte rahimiyetiyle ne yapacak? Tecellide bulunacak. Rabbim Teala bizleri de mahrum etmesin inşallah. O zor günde Rabbimiz bizi zaten sahipsiz bırakmasın. Onun fazlından başka, onun rahmetinden başka güvenip sığınacağımız hiçbir yerimiz yok. Evet. Rahman ismi şerifi mahlukat arasında hiçbir şekilde ayrım yapmayan bir isim olduğundan dolayı işte kulda bu vasıflar ne yapıyor? Diğer esma-i ilahilerin tecellilerinde ahlaki anlamda da kişide meleke geliştiriyor. Yani ahlak, o esmanın taşımış olduğu mana kişide ahlak olarak devreye girmiş oluyor. Seyrisülük yollarında. Yani rahimiyet tecellilerine muhatap olan bir zat, rahimiyete gark olmuş, rahimiyet nurlarıyla muhatap olan bir mümin kesinlikle mahlukata bakarken bir nevi yanlı hareket eder. Yani yandaşlık yapar. Yani müminleri kollar. Kafirlere kızar. Buğz eder. İşte Allah için buğz etmek, Allah için sevmek dediğimiz kaide aslında gerçeği bu rahimiyet tecellisinden sonra kulda tecelli eden şeyler. Normalde altlarda bu Allah için kızmak, buğz etmek, Allah için sevmek kaidesi özde değil dildedir. Taklittir yani. Anlatabildim mi? İşte rahimiyetle fazla muhatap olan bir kul öyle bir yerdeyken rahmet kanadını tabiri caizse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misali ümmetin üzerine ne yapar? İndirmeye başlar. İşi gücü ümmettir. Ümmete durmadan dua eder. Ümmetle dertlenir. Ümmetin sorunlarıyla sorunlanır. Ümmetin hüzünleriyle hüzünlenir. Ümmet iyiyse o da iyidir. Ümmet kötüyse o da kötüdür. Başka bir kriteri bu insanın yoktur. Anlatabildim mi? Niye? Dedik ya yanlıdır. Yani sadece inananlara böyle bir şey besler. Böyle bir duygu besler. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ahlakıdır zaten. Kur'an'da övülen bir ahlakıdır. İşte kul
Buraları da geçtikten sonra Rahman ismi şerifine geldiğinde ise Rahman ismi şerifinin işte içindeki incelikler bu sefer zuhur etmeye başlar. Herkes. Daha önce yanlı olan bu kul bu sefer yaratılanı severim yaradandan ötürü düsturuna göre hareket etmeye başlar. Bakar ki Allah Celle Celaluhu'nun gerçekte kulları sadece inananlar değil. Ateistler de kulları. Kafirler de kulları, müşrikler de kulları, cinler de kulları, hayvanlar da kulları, ot, böcek, hepsi kulları. Bu sefer ne yapmaya başlar? Allah Celle Celaluhu'nun hatırına bütün mahlukata karşı sevgi ve muhabbet beslemeye başlar. Daha evvel sevgisi belli bir kesime iken bu sefer umuma şamil olmaya başlar. Yani Rahmaniye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örneklen anlatacak olursak. Taif'i düşünün. Ya. Taif'te de mi taşıyorlar, eziyet ediyorlar. Cibril geliyor, diyor ki ya Resulallah, Emre. Eğer diyor istersen Taif'i yerle bir edebiliriz. Hidayet. Ne diyor? Diyor ki ya Rabbi, ellerini kaldırıyor. Onlar diyor bağışla. Onlar diyor bilmiyorlar. Ya. Bakın bu Rahmaniyet vasfının bir ahlakıdır. Aynısını Uhud'da yapmıştır. Efendimiz bu duanın benzerini. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar. İşte efendisini takip eden, onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan ki onun ahlakıyla aslında Rabbül Alemin'in arşın altında saklamış olduğu o 366 ahlakından kendinde cem etme yolunda gayret eden bu kul da ne yapacaktır? Efendisini baz alacaktır. Bu Rahman ismi şerifin tecellisinin bereketiyle mahlukata böyle rıfk ile rahmet nazarıyla muamele etmeye başlayacaktır. Bırakın katletmeyi, belki bir karıncanın dahi efendim incitmekten şiddetle kaçınacaktır. Çünkü bu kul bu süre zarfı içerisinde ne yapmıştır? Kibir denilen nefsin en pis hasletlerinden 3 safhayı da aşmıştır. Yani Allah'a karşı kibri geçmiştir, Resul'e karşı kibri geçmiştir, insanlara karşı kibri geçmiştir rahimiyette. En son Rahman ismi şerifiyle mahlukata karşı kibri de geçmiştir. Mahlukata karşı da kibir vardır çünkü. Hayvanlara böcek. Anlatabildim mi? Hatırlarsanız bunu da daha evvel mesela daha iyi anlayasınız diye Beyazıt Bistami'den rivayet edilen bir vaka ile anlatmıştım. Beyazıt Bistami ne yapıyordu bir gün camiye giderken yolda bir köpek değil mi geliyor. Kendisi Şafii mezhebine göre amel ettiğinden dolayı köpek cübbesine dokunmasın diye ne yapıyor? Şöyle cübbesini şöyle toparlıyor. Kenara çekiliyor. Yani o necistir tabiri caizse. Diye kenara çekiliyor. O an hal diliyle köpek hal diliyle dönüyor. Diyor ki ey Beyazıt sana diyor ne oluyor? Seni ezelde diyor Beyazıt olarak takdir eden diyor zat. Beni diyor bir Beyazıt, seni de diyor köpek diyor takdir edemez miydi? Bu kibrin ne diyor? İşte burada incelik var. Biz anlıyoruz ki Beyazıt-ı Bistam bu vakayı yaşaması işte rahmaniyete yeni geçtiği zamanlar. Hala kibir var, mahlukata karşı kibir kalmış. İşte onun da izale edilmesi için Allah böyle ihtarlarda bulunuyor. İşari tecellilerde bulunuyor. İşte bu tecelli ettiği zaman o kulun bütün kibir kanatları yerle yeksan olmaya başlar. Mahlukata karşı ne yapar? Allah Celle Celaluhu'nun Rahman ismi şerifindeki inceliklerini gördüğünden dolayı artık hilim ile, rıfk ile muamele etmeye başlar. Onları incitmekten kaçınır. Rahman ismi şerifinin böyle bir özelliği vardır.
İkinci hususiyet itibarıyla Rahman ismi şerifi kapsayıcıdır dedik ya. Bütün mahlukatı, varlıklar alemini kapsayıcı, ayırt etmeyen bir özelliğe sahip olduğundan dolayıdır ki işte Rabbimiz Teala'nın Taha suresinin girişinde Er-Rahmanu arşisteva gibi ayetlerinde Allah arşa istiva etti, Rahman arşa istiva etti. Efendim ayetlerinde vurgulanan en büyük işte hikmetlerden birisi Rahman ismi şerifin özelliğini anlatmak için vurgulanmış olan ayetlerdir. Çünkü Rabbimiz Teala Âl-i İmrân suresinde ve bazı surelerde ne diyordu? Rahmeti vesiat külli şeyin. Yani rahmetin her şeyi kuşatmıştır. İşte ulemanın bazısı Er-Rahmanu arşisteva ayetinden dolayı ve bu ayette işte kuşatıcı özelliğini Allah-u Teala rahmetinin kuşatıcı özelliğe sahip olduğunu vurguladığından dolayı ulema ne yapmıştır? Demişlerdir ki oradaki istivadaki kast aslında istiladır. Kuşatma anlamındadır. Kudretini kullarına karşı olan ayrım yapmadan yaratmış olduğu mahlukatı kollayıp gözetmeyi, onları rızıklandırmayı, Rab ismi gereği onları terbiye etmeyi, onlar üzerinde hüküm kurmayı anlatan manalara haizdir. Demişlerdir. Zaten Rahman suresinin hemen altında gelecek bu dediğimiz özelliği iyi anlaşılsın diye Rabbimiz Teala 7. ayetten itibaren göklere vurgu yapar. Yerlere vurgu yapmaya başlar. Yani kevni dediğimiz bu alemde efendim birçok hususiyetleri yarattığı incelikleri anlatmaya başlar şimdi. Anlatmasındaki incelik işte aslında budur. Yani bize demek ister ki Rahman ismi şerifi bakın böyle bir şeye haizdir. Bütün mahlukatı, kainatı kuşatan bir inceliğe sahiptir. Hal böyle olunca kainata baktığından dolayı Rahman ismi şerifinin acıyan, merhamet eden, çok şefkatli gibi birçok böyle 20'nin üzerinde manası vardır arkadaşlar. O manalar içerisinde en çok gözden kaçan ve en önemli manalarından birisi ise denge, ölçü dediğimiz manasıdır ki işte kainata vurgulu gelen bu 7. ayetten itibaren kainatı vurgulaması, göklerden bahsetmesi, işte yıldızlardan, yerden, doğulardan, batılardan aşağı ayetlerde gelecek. Nitekim orada da inşallah bak şey olursa, nasibimiz olursa anlatacağız. Oralarda bu ayetleri bizler Rahman ismi şerifini anlarken işte kainatı bir ölçü ve ahenk ile, bir denge ile yarattığını da iyi anlayalım diye özellikle Rahman ismi şerifine, Rahman suresine ne yapmış? Hemen alt taraflarda gelen ayetlerde kevni örnekler vermeye başlamış. Yani tüm mahlukatı kapsayan kainattan, evrenden veya evrenlerden, efendim ölçülerden, ahenklerden haberdar etmeye başlamış. Rahman ismi şerifinin böyle bir inceliği var. Tabii birçok incelikleri var.